Tabii. Spexco firmasını 2007 yılında kurdum. Özellikle mobil alanda teknoloji üreten bir yazılım şirketiyiz. Türkiye'nin ilk geniş kitlelere yaygınlaşmış mobil uygulamasını ürettik. İBB Cep Trafik adıyla bilinen, İstanbul'daki trafik durumunu cep telefonlarına aktaran mobil uygulamayı yaparak şirket hayatına başladık. O günden bugüne özellikle mobil alanda birçok kamu kurumuna ve özel sektöre çözümler sağladık. 12 yıllık bir tecrübemiz var. Bu tecrübemizi özellikle hızlı mobil uygulama üretme anlamında geliştirdiğimiz bir SpexCoder isimli bir kod yazmadan mobil uygulama üreten bir teknolojiyle taçlandırdık. Aşağı yukarı 2012-2013'lü yıllardan itibaren bu teknolojiyi kullanarak şirketlere mobil çözümler sağlıyoruz. Evet, firmamız bahsettiğim gibi özellikle mobil ve web alanında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi. Şu an İstanbul Teknopark'ta 12 kişilik bir yazılım ekibiyle hizmet sağlıyoruz. Özellikle yerli ve milli çözümlerin çok da gündemde olduğu bu alanda yerli yazılım oranını artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Özellikle mobil uygulama geliştirme platformumuz bu alanda gerçekten Türkiye'de de lider bir ürün. Bu ürünümüzü hem kamuda hem özel sektörde yaygınlaştırma faaliyetlerimiz devam ediyor. Özellikle Türkiye'den de çok ciddi bir talep görüyoruz. Bunun dışında yine bilginin Türkiye'de kalmasına yönelik olarak kurum içi mesajlaşma uygulaması geliştirdik. Şu an özel şirketlerde ve bazı kamu kurumlarında bunu devreye aldık. Kurumlar kendi projelerini, kendi iş süreçlerini bu platform aracılığıyla koordine olarak geliştiriyorlar. Bu şekilde bilgi güvenliğini de ön safhada tutan bir çözüm sağlamış olduk. Evet, dijitalleşme her alanda insan hayatını kolaylaştıran bir süreç. Tabii bu sürecin şirketlere getirdiği avantajlar yanında dikkat edilmesi gereken hususlar da var. Bunların başında oluşturulan bu büyük verinin güvenliğini sağlanması en başta gelen hususlardan bir tanesi. Çünkü artık da terabaytlarca büyüklükte veri günler içerisinde, belki dakikalar içerisinde sunucularda barındırılır hale geldi. Birinci aşamada bu güvenliği kurumlarımızın sağlaması gerekiyor. İkinci aşamada bu verinin analiz edilerek, doğru bir yöntemle analiz edilerek karar vericilerin önüne sunulması ve karar vericilerin doğru kararı almasına yönelik uygulamalar, çözümler üretilmesi gelmektedir. Bununla beraber yine geliştirmiş olduğumuz veri analiz platformuyla, özellikle mobil alanda yönetici uygulamalarıyla kamu kurumlarımıza, özel sektörümüze bu verinin özet bir şekilde üst yönetimin parmaklarının ucuna getirilmesini sağlıyoruz. Bu anlamda veriyi dijitalleştirme, veriyi görselleştirme çalışmalarının önem arz ettiğini düşünüyoruz. Büyük veri alanında bir fırsat görüyoruz. Firmalarımızın bu alanlara eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kamu Bilişim Etkinliği'ne bu yıl ilk defa katılıyoruz. Bronz sponsor olarak yerimizi aldık. Özellikle zirvenin kapsamı, gündem maddeleri bizim faaliyet gösterdiğimiz alanlara da çok uyumlu olduğu için bu zirveye katılma kararı aldık. Gerçekten hem zirve katılımcıları, hedeflediğimiz üst düzey kamu yöneticilerinin olması, bilgi işlem direktörlerinin, müdürlerinin bu zirvede olması bizi bu zirveye getiren ana unsur oldu. Bizim açımızdan bu zirvede geliştirdiğimiz katma değerli teknolojik ürünleri, teknolojik çözümlerimizi bu kısıtlı sürede birçok kişiye ulaştırma açısından önem arz ediyor. Bu anlamda Kamu Bilişim Zirvesi bizim için de bir dönüm noktası olacağı kanaatindeyim. Bu gibi zirvelere, fuarlara katılarak
firmamızın geliştirmiş olduğu Ar-Ge ürünlerimizi tanıtma faaliyetleri yürütüyoruz. Bunun haricinde tabii bu çözümler yurt dışına da hitap eden çözümler. Ana hedeflerimizden özellikle 2020 ile alakalı ana hedeflerimizden bir tanesi de bu çözümlerimizi yurt dışı pazarlara açmak. Geçtiğimiz sene bunun ilk başlangıcını başlattık. Firma olarak ürünlerimizi Dubai Jitex Fuarı'nda sergiledik. Orada gerçekten özellikle o bölgedeki kurumlar tarafından, teknoloji firmaları tarafından çok dikkat çeken bir bizim için bir faaliyet oldu. Bu faaliyetlerimizi 2020 yılının içerisinde de sürdürmeyi hedefliyoruz.